Milli Beka Hareketi Kahta İlçe Başkanlığı ve Yönetim Kurulu'nun değişmesi ile birlikte yeni yönetim kurulu üyeleri ve başkanı basın mensuplarına tanıtıldı. Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Danışmanı Ramazan Borazan, Güneydoğu Disiplin Kurulu Başkanı Birgül Kütük Özdemir ve beraberindeki heyet, Kahta Milli Beka Hareketi İlçe Başkanlığı'na getirilen Aynur Sütü makamında ziyaret ederek ilçe teşkilat binasının açılışını gerçekleştirdiler. Burada mikrofonlarımıza konuşan Kahta Milli Beka Hareketi İlçe Başkanı Aynur Süt, amacımız ilçemizde yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve kadınlarımıza yol göstermektir, dedi. Milli Beka Hareketi İlçe Başkanı Aynur Süt, an itibariyle bugünden sonra görevimize başlamış bulunmaktayız. Amacımız, görevimiz vatandaşlarımıza yardımcı olmak, sıkıntıda olanların sıkıntılarını gidermek, yardıma muhtaç insanlar yardımına koşmak, kahtamızı daha güzel yerlere getirmek. Bunun için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz Allah'ın izniyle. Bunu hep beraber el birliğiyle yapmaya çalışacağız inşallah. Kadın Kolları Başkanı Sevgi Gökalp ise tek temennimiz Kahta ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelerin hak ettiği huzura ve refaha kavuşmasını sağlamaktır, dedi. Merhaba, ben Sevgi Gökalp. Milli Beka Hareketi'nde Kadın Kollar Başkanı, bütün kadınlarımızın arkasındayım, yardımlarına, yetimlerimize, bütün maddi durumu iyi olmayan insanların yanındayız. Ve diğer yönetim kurulu üyeleri kısa açıklamalarda bulundu. Zaman devlet, ebed müddet zamanıdır. Zaman vatan ve bayrak zamanıdır. Biz esas hiçbir partinin ön ve arka bahçesi değiliz. Biz SSK'yız. Sivil toplum örgütüyüz. Aynı zamanda kırmızı çizgimiz Cumhur İttifakı'dır. Menzil Kızıl Elma'dır. Milli Beka'da olduğum için çok gururluyum. Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Bizler hiçbir isme ve partiye bağlı değiliz. Bizler Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Her zaman kadınlarımızın arkasındayız. Bu ülke Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si romanıyla birlikte bizimdir. Bütün herkesin yanındayız.